Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, alemlerin Rabbi olan ve nizam-ı alem için peygamberler ve kitaplar gönderen Allah'adır. Salat ve selam, Hatem-ül Nebiyyin, adı kutlu, şanı yüce, Muhammed Mustafa, onun ehline ve ashabına olsun. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve ihsanı, Allah'a itaat eden, peygamber ve ashabını kendisine örnek alan ve sırat-ı müstakimde daim olan kulların üzerine olsun. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 169. ayetinde mealen şöyle buyurmaktadır. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü zannetmeyin. Bilakis onlar diridirler. Sadakallahul azim. Bu kutlu müjdeye nail olanların serdarı, piri, seyidi Hazreti Hamza. Hazreti Hamza kimdir? Hazreti Hamza Resulullah'ın öz amcası. Hazreti Hamza Resulullah'ın süt kardeşi. Hazreti Hamza Resulullah'ın çocukluk ve gençlik arkadaşı ve Hazreti Hamza Resulullah ile aynı davayı yüklenen, aynı yola baş koymuş ve bu uğurda canını feda eden güzide sahabelerden bir şahsiyettir. Hazreti Hamza, gözünün gördüğü hiçbir şeyden korkmayan, heybetiyle insanların yüreğini titreten, cesaret abidesi, savaşçı bir kişiyle sahip bir kişidir. Bu kişiliğinden dolayı sıklıkla ava giderdi. Yine böyle bir av dönüşü Kabe'ye gidip Kabe'yi tavaf ederken başta kardeşi Ebu Cehil olmak üzere Mekke müşriklerinin Peygamber Efendimiz ve ashabına yaptığı hakaret ve eziyetleri duyunca öfkelenmiştir. Ve bunun üzerine derhal kardeşi Ebu Cehil'in yanına gidip onu ikaz etmiş ve hatta elindeki yayla onun başını yaralamıştır. Ve oradaki bulunanlarda karşı şu cümleler dilinden dökülmüştür. İşte ben de Muhammed'in dinini benimsiyorum. Cesareti olan varsa gelsin dövüşelim demiş ve burada İslamiyet'i kabul ettiğini ilan etmiştir. Hazreti Hamza'nın Müslüman olmasıyla Müslümanlar maddi ve manevi güç elde etmişlerdir. Ve Hazreti Hamza her daim Peygamber Efendimizin yanında bulunarak İslam'a hizmette bulunmuş ve birçok hicretten sonra da bir Peygamber Efendimizin görevlendirmesiyle birçok seriye ve savaşlara katılmış. Bunlarda komutanlık ve Peygamber Efendimizin sancaktarlık görevlerini üstlenmiştir. Hatta canını bu yolda feda ederek Seyyid-i Şehada yani şehitlerin efendisi lakabını almıştır. Nitekim Hazreti Hamza Bedir Savaşı'nda büyük bir cesaret ve kahramanlık göstermiştir. Ve birçok müşriği kendi eliyle cehenneme yollamıştır. Bundan dolayıdır ki Mekke müşrikleri Hazreti Hamza'ya karşı büyük bir kin ve nefret beslemişlerdir. Ve bundan sonraki savaş yani Uhud Savaşı'nda Hazreti Hamza'yı öldürmesi için Habeşli köle Vahşi'yi bu görevi Vahşi'ye vermişlerdir. Ve karşılığında ise azat edilmesiyle beraber birçok zihnet eşyasını vaat etmişlerdir. Peygamber Efendimiz Medine'de Mekke müşriklerin kendilerine doğru kendileri için bir ordu kurup geldiklerini haber alınca direkt ashabı toplamış ve istişare etmiştir. Ya Medine'de kalıp şehri savunacaklardır ya da Medine dışına çıkıp düşmanla savaşacaklardır. İçinde Hazreti Hamza'nın da olduğu ashabın çoğunluğu Medine dışına çıkıp düşmanla savaşmayı ifade etmişlerdir. Ve bunun üzerine düşmanla şehir dışında karşılaşma kararı alınmıştır. Ve Uhud Dağı'nda düşmanla karşılaşılmıştır. Uhud Savaşı'nda da Hazreti Hamza zırh giymeksizin ve iki elinde kılıçla savaş meydanına atılmıştır. Ve burada da birçok müşriği öldürmüştür.
Ancak Peygamber Efendimizin tüm ikazlarına rağmen Okçular Tepesi'ndeki ashab galip olduklarını varsayarak o tepeyi o tepeden terk etmelerinden dolayı Müslüman ordusu yenilgiye uğramış, bozguna uğramıştır. Ve bu esnada Hazreti Hamza'dan bir nida yükselmiştir. Ben Allah ve Resulünün aslanıyım. Allah'ım, Ebu Süfyan ile adamlarının yaptığı kötülükten sana sığınırım. Müslümanların yanlış hareketlerinden dolayı senden af dilerim. Ve çarpışmaya devam etmiştir. O kargaşada Hazreti Hamza'yı uzaktan izleyen Vahşi bir fırsatını bularak mızrağını Hazreti Hamza'ya doğru fırlatmış ve orada Hazreti Hamza'yı şehit etmiştir. Hazreti Hamza orada şehit olmuş ve Vahşi bununla da yetinmeyerek Hazreti Hamza'nın ciğerini sökmüş, çıkarmış ve çiğnenmesi için Ebu Süfyan'ın karısı Hint'e götürmüştür. Daha sonra Mekkeli müşrikler Hazreti Hamza başta olmak üzere şehit olan ashabın tamamının kulak, burun ve birçok uzuvlarını savaşa katılan müşrik kadınlara kolye yapmak için kesecek kadar canilikte bulunmuşlardır. Resul-i Ekrem Hazreti Hamza'yı bu durumda görünce çok üzülmüştür ve şöyle buyurmuştur: "Hiç kimse senin kadar musibete uğramamıştır ve uğramayacaktır. Beni bunun kadar öfkelendiren hiçbir şey olmamıştır. Ey Resulullah'ın amcası, ey Allah'ın ve Resulünün aslanı Hamza, Allah sana rahmet etsin. İyi bilirim ki sen hısım ve akrabalık haklarını gözetir, daima hayırlı işler yapardın. Eğer yas tutmak gerekseydi sana tutardım." demiştir. Hazreti Hamza'nın kız kardeşi Safiye ve Peygamber Efendimiz Kerimesi Hazreti Fatıma Hazreti Hamza'yı o halde görünce çok üzülmüşlerdir. Peygamber Efendimiz ise onlara teselli vermiş ve şehitlerin ölmediğini, cennette yaşadıklarını söylemiştir. Ve o esnada Yüce Allah başta da okuduğum ayet ve ondan sonraki ayeti indirmiştir. Mealen şöyledir: "Allah yolunda öldürenleri sakın ölü zannetmeyin. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın kendi lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşleri içinde hiçbir keder ve korkunun bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar." Ve Uhud Savaşı'ndaki şehit olan ashab kendi elbiseleriyle defnedilir ve elbisenin yokluğundan dolayı baş ve göğüs kısımlarına kendi elbiseleri ve ayak uçlarında kokulu bitkilerle, kokulu otlarla örtülür ve öylece defnedilir. Rabbim bizi peygamber ve ashabın yolunda daim eylesin. Bize miras ve emanet olarak bıraktıkları din-i mübin İslam davasını yüklenen ve hakkıyla ifa eden kullarından eylesin inşallah. Amin.